Sevgili arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. XRP Ripple'a bakacağız arkadaşlar. XRP Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini değerlendireceğiz. Bunun dışında XRP ile alakalı XRP davası SEC, Ripple kaybederse kriptoları kayıt olmaya zorlayabilir mi şeklinde bir haber var. Bunu da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması, yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden ilgi, alaka ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Evet, XRP Ripple son 24 saatte %5.16 artarak an itibariyle 0.3718 değeriyle işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 0.3487 değerini, en yüksek ise 0.3760 değerini gördü. Bitcoin'e göre %4.73, Ethereum'a göre ise %5.14'lük değer kazancı söz konusu. 24 saatlik hacim %65.47 artarak 1.439.940.563 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın artmasıyla paralel olarak market değeri de %5.16 artarak 18 milyar 822 milyon 41 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi arkadaşlar. 24 saatlik hacmin market değerinin oranı %7.65. Şu anda bu gerçekleşen market değeri oldukça büyük. XRP mevcut market büyüklüğüyle CoinMarketCap sıralamasında 6. sırada bulunuyor. Evet, kısa, orta, uzun vade olarak bakıldığında haftalık olarak %7.89 getirisi var. Aylık olarak %2.65 kayıp. 3 aylıkta %24.07 kayıp. 6 aylıkta %11.09 kazanç. Yıllık olarak da %49.92'lik kayıp söz konusu. 2023 başından itibaren bakıldığında ise %9.39 gibi ciddi bir getirisi oldu XRP Ripple'ın arkadaşlar. Evet, genel durum bu şekilde. Şimdi gelin bir de XRP davası ile ilgili yapılan habere bakalım. SEC Ripple kaybederse kriptoları kayıt olmaya zorlayabilir mi şeklinde bir haber var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, iddia edilen düzenleyici aşırı erişim nedeniyle birkaç kripto liderinin incelemesi altında, uzun süredir devam eden XRP davasındaki son gelişmeler kripto topluluğuna düzenlemelerle ilgili bir miktar umut getirdi. Ripple davası henüz özet kararını görmedi. XRP davası kripto endüstrisinin kaderini belirleyebilecek mi şeklinde bir açıklama var. Fox iş gazetecisi Charles Casparino bir tweette Coinbase kripto borsasının dijital varlık endüstrisi üzerindeki SEC düzenleyici baskısından kurtulmak için bir strateji geliştirdiğinden bahsetti. Bu menkul kıymetler olarak kayıtlı broker satıcı ticaret paralarını içermektedir deniyor. Bu hareket XRP davasında çok beklenen bir özet yargı olarak geliyor. Bu Ripple davasındaki SEC galibiyetinin Bitcoin dışındaki paraları kaydolmaya zorlayabileceğini gösteriyor. ABD SEC, XRP davasında Ripple'a karşı bir galibiyet kaydederse kripto topluluğunun başka bir kan banyosu aradığında sözlerini ekledi. Bu komisyonu daha katı kurallar zorlamaya motive edecektir deniyor. Fox Business Journalist, SEC gözetiminin kripto borsaları da dahil olmak üzere hemen her sektörü etkileyeceğini vurguladı. Ancak bu, SEC Başkanı Gary Gensler'in her kripto düzenlemeleri zorlama arzusunu yerine getirecek deniyor. XRP avukatı SEC'in en önemli argümanını vurguluyor. John Deaton, Ripple davasındaki amicus curiae bunun geniş bir şekilde ele alınmaya hak ettiğini belirtti. XRP davası 1946'dan bu yana önemli dolandırıcılık dışı yaptırımlarından biri olduğundan deniyor. Ancak SEC'in davadaki en güçlü genel argümanlardan birini ürettiğinden de bahsediyor. İşi finanse etmek ve daha fazlası için XRP satışlarına kıyasla yazılım satışlarından bahsetti deniyor arkadaşlar. Evet, genel durum ve haberler bu şekilde. XRP Ripple'da durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu video XRP Ripple'da yatırımı olan veya XRP Ripple'a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısını yaparak hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.